Bunlar verilmiş. Bizden istenen DF. B'den F'ye kadar şu parça isteniyor. Bir de şeklin içerisinde, tabi burası paralel kenar. Şeklin içerisinde de şöyle bir ifade verilmiş. Bunu hemen isimlendirelim. Şöyle yapabiliriz. EB uzunluğuna K deriz. E'den B'ye kadar. Şu parçaya K diyorum. Bu durumda BC 2K olacak. Şu parça da 2K. Şimdi şeklimiz bir paralel kenar olduğuna göre şu parça bu parçaya paralel. O halde şu an yeşile boyadığım bu büyük üçgen üzerinde benzerlik uygulanabilir. Eğer böyle bir paralellik varsa benzerlik uygulayabiliriz. Şu parçaya da x diyorum. Aradığımız parça. Şimdi benzerlik uygulayabiliriz ama benzerliği biz daha çok, eğer bir üçgende şöyle bir paralel çiziliyorsa, daha çok şu parçalar kullanılacaksa, tabanlar kullanılacaksa uyguluyoruz. Eğer herhangi bir üçgende şöyle paralel olsun, şu parçalar kullanılmayacaksa, sadece yandaki parçalar kullanılacaksa Thales teoremi de uygulayabiliriz. Bizim sorumuzda şurası k ya 2k oldu. Bu tarafta 5 ve x. Şu parçaları kullanmayacağımıza göre benzerliği uygulamak zorunda değiliz. Direkt şunu yaparız. K'nın 2k'ya oranı eşit olacak 5'in x'e oranı. Direkt Thales teoremini kullanabiliriz. Burada da onu kullanalım. Şurası k'nın 2K'ya oranı. Şöyle K bölü 2K. Hatta şu tarafı neyse buradan yazayım. Diğer taraftan da 5'in X'e oranı. 5 bölü X. Şimdi K'ya bölüyorum. 2 kalıyor. K'ya bölüyorum. 1 kalır. İçler dışlar çarpımı yaparsak 1 çarpı X. X eşittir 2 çarpı 5. 10 olur. Demek ki bizim aradığımız parça 10'muş.